Hayırlı günler muhterem izleyicilerimiz. Sizlere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyoruz. Değerli Kanal Urfa izleyicileri, yeniden bir İslam ve Hayat programımızda sizlerleyiz. Malumunuz İslam ve Hayat programımızda sizden gelen dini, fıkhi, güncel soruları Şanlıurfa emekli vaizimiz Ahmet Sarralı hocamız cevaplandırıyor. Sizler de merak ettiğiniz dini soruları 0414 alan koduyla 247-36-36 ve 247-53-53-0 hatlardan sorabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük abdele Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a mesaj olarak gönderebilirsiniz. Telefonlarımızı tekrar ediyorum. 0414 alan koduyla 247-36-36 ve 247-53-53-0 hatlardan bizzat arayıp sorularınızı yazdırabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz. Muhterem hocam, programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elhamdülillah hocam. Biz de sizi gerçekten özlemiştik hocam. Sizi ve izleyicilerimizi. Rabbime hamdolsun bizi tekrar bir araya getirdi. Muhterem hocam, eğer müsaadeniz olsa malumunuz Ramazan ayından sonra Şevval ayına girmiş olduk. Elhamdülillah. Şevval ayında Şevval ayının orucu var malumunuz. Bu orucun fazileti nedir? Nasıl niyet etmeliyiz? Üst üste mi tutmalıyız? Aralıklı mı, aralıksız mı? Buyurun hocam. Peygamber Efendimiz'in sahih bir hadisinde buyururlar ki men sâme ramazâne thumme etba'ahu bisittin min şevval kâne kemen sâmed dehre kulle. Kim Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa, Ramazan-ı Şerif'in akibinde gelen Şevval ayından da 6 gün tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Çünkü İslam'da muhterem izleyiciler, her bir sevabın, her bir hayrın, her bir ibadetin sevabı en az 1/10'dur. Yani Cenab-ı Rahman Rahim 1'e karşı 10'dan aşağı yazdırmıyor kula. En az 10. En az 1/10'dur. Eyvallah hocam. Tabii bu bazen 100 olur, 700 olur, 7000 olur, 30.000 olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kalmış bir şey ama 1'e karşılık 10'dan aşağıya düşmüyor. Şimdi Ramazan ayı diyoruz zaten. Ramazan 30 gün, 30 günümüz 300 güne tekabül ediyor. Evet hocam. Sene de normal olarak 360 gün. Evet. Çünkü hicri sene 354 gün, miladi sene 365 gün. Ortalaması evet hocam. 360 gündür. Dolayısıyla Şevval ayı da tutulursa o da 6 gün, 6 gün 60'a karşılık. Dolayısıyla 360 gün'e denk geliyor. Ve bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap kazanıyor. Şimdi muhterem izleyiciler, Şevval ayının orucu nasıl tutulmalı? Kazaya kalmış olan, oruçları olan din kardeşlerimiz her nasılsa, herhangi bir sebeple, özellikle de bayanlarda tabii belli malum günleri vardır. O günlerde oruç tutamıyorlar. Onu kaza ederken, Şevval ayında kaza ederlerse, kazaya niyet etmeliler. Niyet ettim, üzerime kalmış olan Ramazan-ı Şerif'in yarınki gününü tutmaya. Dolayısıyla bu niyetle oruç tutulursa hem Ramazan orucunun kazası yerine gelmiş olur hem de Şevval-i Şerif'te bu oruç tutulduğu için
Şevval ayının da direktmen yerine geçer. Yani bir taşla deyim yerinde ise iki kuş vurmuş olur. Evet hocam. Ve bu onun tutulma şekli nasıl olmalı? Bazıları diyorlar ki efendim birinci günden sonra tutmazsanız olmaz. Öyle bir şey yok. Bu ayın içerisinde 6 gün tutulacak. Mesela bugün ayın 18'i. Yani Şevval'ın 18'i. Evet. Bundan sonra 6 günü peş peşe tutabilir. Veya aralıklı tutar. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Veya pazartesi ve perşembe günlerini tutmak suretiyle bunu tutabilir. Değil tutabilir. Dolayısıyla yani şahsın o kendisine kalmış. İsterse arka arkaya tutar, isterse aralıklı tutar. Ama kazaya kalmış oruçları olan din kardeşlerimiz, özellikle de bayanlar bu niyeti ihmal etmesinler. Kazaya niyet ettim, yarınki günü üzerimde kalmış olan Ramazan'ın orucunun kazasına diyecek. Ve hem kazasını yerine getirmiş olacak, hem de bu Şevval ayının sevabını kazanmış olacak. İnşallah. Kazaya niyet ederken hocam özellikle imsak vaktine kadar niyet etmek lazım değil mi hocam? Tabii ki. Kaza oruçları, kefaret oruçları mutlaka akşamla imsak arasında niyet getirilmeli. Yani imsaktan sonra oldu mu artık? İmsaktan sonra olursa olmaz. Geçiş. Ramazan gibi değil. Evet. Ramazan-ı Şerif'te ta günün ortasına kadar olur, niyet olur. Evet hocam. Ama şey de öyle, nafile de öyle. Tabii günün ki ortasına kadar olur. Ama kaza ve kefaret oruçlarında mutlaka geceden niyeti getirmek lazım. Bazen hocam kardeşlerimiz şöyle diyor. İşte ben eminim üzerimde hani kaza yok. Ya ben ta bloğda hatta bloğ öncesinden tutmaya başladım diyor. Yine de bu kişi tedbiren yani ihtiyaten şey mi olacak yani kazaya mı niyetlenmesi lazım? Yani tutulmasında bir zarar yok. Hı. Zaten eğer kaza varsa kazanın yerine geçmiş olur. Kaza yoksa direktmen nafile olur. Yani heder olmuyor. Evet. Veya ben bu kaza niyetini getirirsem o zaman bu oruç zaten üzerimde kaza yok, heder olur. Evet. Heder olan bir şey yok. Evet. Her halükarda kâr ederiz. Kemme ya'mel mithkâle zarratin hayran yara. Evet. Zerre kadar bir hayır işleyen insan karşılığını mutlaka bulacak. Bulunmaması söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın keremine uygun değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uygun değil. Cenab-ı Hakk'ın altaf-ı subhaniyesine uygun değil. Mutlaka Rabbül Alemin ona karşılık verecek. Ama mutlaka verecek. İster kazaya kalmış orucu olsun, ister olmaz. Ama ihtiyattır bu ha. Şimdi namaz da öyle. Namaz da öyle. Ha ben namaz kıldım ta küçüklüğümden beri. Ama kardeşim oruç ya üzerindeki elbisende bir efendim namaza engel bir hal var, vücudunda var veya farkında olmadan yani namazı yanlış kıldın, ya önceden kıldın, ya vaktin sonunda yani vakti ihmal ettin. Yani bir sakatlık olabilir. En iyisi işi ihtiyatlı almak lazım. Ne olur ne olmaz. Nafilelerin yerine kaza kılmalı. Nafile sünnetlerin yerine kaza kılmalı. Kaza varsa zaten eda edilmiş oluyor. Yoksa zaten nafile yerine geçiyor. Nafile kılmış oluyorsunuz. Evet. Ve nafile zaten ihmal edilmiyor. Aynı vakitte, aynı saatte siz namaz kılıyorsunuz. Vaktin içerisinde öğleden önce 4 rekat kılacaksınız. Zaten kılıyorsunuz bunu. Ama nafile değil, farz kılıyorsunuz. Farz daha kuvvetli. Farz daha sevaplı. Daha önemli. Onun için yani bu konuda tereddüde gerek yok. Evet. Tereddüde mahal yok.
en iyisi bu şekilde tutmak. Harun hocam. Evet hocam. Sabah namazının mesela sünneti var hocam. Müekket sünnet. O dahi olsa? Yani o dahi olsa. Bütün sünnetler. Öğleden önceki, sonraki. Sonraki, önceki. Hmm. İkindi öncesi, yatsı öncesi, yatsı sonrası. Evet. Bunların hepsinin yerine kaza kılınmasında yarar var. Evet. Ve bugün yani çok az insan vardır ki sahibi tertiptir. Tabii ki. Tabii ki. Yani yok demeyeceğim ama çok az insan var bu konumda, bu durumda. Onun için işi ihtiyata göre hareket etmek lazım. İhtiyatlı olmak lazım. Ne olur ne olmaz. İnsanız ya. Hata yapabiliyoruz, yanlış yapabiliyoruz. Efendim ibadetlerimizde eksiklerimiz olabiliyor. Bunu tamamlamak açısından bu kaza sünnetlerin yerine kaza kılmak daha önemli, daha efendim gerekli ve bunu bu şekilde yapmakta yarar var. Eyvallah. Değerli hocam, geçen haftadan kalmış izleyicimizin sorularından bir izleyicimiz sorusunda yatsı namazının vakti sabah namazının başladığı vakte kadar mıdır? Yani yatsı namazının vakti doğru, ne zaman bitir? En geniş namaz vakti yatsı namazının vaktidir. Yatsı namazının vakti batıdaki kızarıklık gittikten sonra başlar, imsaka kadar devam eder. Evet hocam. İmsak ile efendim batıdaki kızarıklığın gitmesi arasında kılınabilir. Ama en iyisi, hadis-i şerifin de gereği o, Peygamberimize aleyhissalatü vesselam sormuşlar. Ya Resulullah, eyyül ameli afdal, amellerin hangisi daha faziletli? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, as-salatu li vaktiha. Yani şarih ne diyor? Yani hadisi izah eden diyor ki, eyli evveli vaktiha. Vaktin evvelinde kılınan namaz en faziletli amellerdendir. En faziletli amel namazı vaktin evvelinde kılmak. Vakit girer girmez kılmak. Vakit girdi mi daha bekleme. Ezan vakti girdi mi, namazın vakti girdi mi ya camide ol ya, ya seccadenin üstünde ol. Evet. Sakın üçüncüsü olma. Daha zaman çok canım kılarım. Bu yanlış bir şey. Bu yanlış bir şey. Niye ya? Öncelikli olarak sen namazını eda et kardeşim. Evet. Namazın vakti girmiştir. Sen de Allah'a şükür müsaitsin. Abdestlisin. Hemen seccadenin üzerine dur. Bu namazı doğru eda hocam et. Yoksa birçok dinlevi engel çıkıyor hocam. Ya alıp neler şeytan aleyhillâne neler çıkarıyor, neler çıkarıyor. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, اَكْثَرُ صِيَاحِ اَهْلِ النَّارِ مِنَ التَّسْوِيفِ. Cehennemdekilerin en çok ağlamaları, sızlamaları, ahu of etmelerinin sebebi yaparım, sonra yaparım demektendir. Sonra namaz kılarım canım. Sonra hacca giderim. Sonra yaparım. Daha vakit çok. Yaparım. Bakarsan gitti. O namaz kazaya kaldı gitti. Namazın kazaya kalması büyük bir felakettir aslında. İnsanların birçoğu bundan habersiz. Namazın kazaya kalması en felaket, en büyük felaketlerdendir. Günah-ı kebairdir. Ve men tereke farzan vahiden muteammiden kutibe ismuhu ala babin nar mimmen yedhuluha. Yani kim ki bir farzı mahsus hiçbir mazeret yokken yerinden çıkarırsa, kazaya bırakırsa, o insanın adı cehennem kapısına yazılır ki bu cehennemliklerdendir, cehenneme gireceklerdendir. Niçin bu efendim tehlikeye girelim? Neden girelim kardeşim ya? Esasen insan
ibadet için yaratılmış. İnsanın vazife-i asliyesi ubudiyettir. Ubudiyeti kolaylaştıran da ilimdir, bilgidir. Onun için insanın asli vazifesi ilk önce ilim ile tekamül etmektir. İnsanı kemale erdiren para, pul, yaş, baş değil. İnsanı kemale erdiren ilimdir. Onun için Hazreti Şeyh'i görüyoruz burada. Şeyh Abdülkadir Geylani Kaddesallahu esrarahu rahmetullahi aleyh. Diyor ki derastul ilme hatta sirtu kutbe. Ben ilmi okudum öyle ki ilimde kutup haline geldim. Yani en büyük payeyi elde ettim. İlimde. Ve niltul irtifa'a min mevlel mevali. Bunun neticesinde yükselme kaydettim. Kimden bu yükselme geldi? Cenab-ı Hak'tan geldi. Kainatın sahibinden geldi. Padişahlar padişahlarından geldi. Sultanlar sultanı olan Rabbul Alemin'den bu paya bana verildi. Onun için her şey ilme bağlı. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Men teabbede bi gayri ilmin kâne mâ yufsiduhu ekfara mimmâ yuslihu. İnsan ilimsiz, bilgisiz, ibadetlerin şartına uygun hareket etmeden ibadet ederse ifsad ettiği ibadeti ıslah ettiğinden daha fazla olur. Yani o ibadeti ifsad eder. Onun için başta bilgi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaş yapayım derken göz çıkarır. Yani insanın dedim ya. Evet. Dünyadaki iki tane birinci, ikinci vazifesi var. Evet. Birinci vazife, ikinci vazife. Birinci vazife taallümdür, taallüm. Evet. Öğrenmek, bilgi öğrenmek. Yani öğrenmek. Öğrenmenin üstünde bir şey yok. Öğrenmenin üstünde hiçbir şey yok. En büyük paya ilimdir, ilim. Rutbetül ilmi a'la ruteb. Ve ilimden daha üstün bir şey yok. Bakın insanlar arasında İki tane şerefli insan var. İki sınıf diyelim. Evet. Birinci sınıf insan alimlerdir. Evet hocam. Alimlerin üzerinde bir sınıf olamaz. Alimlerden faziletli bir insan olamaz. Alimlerden daha önde olan bir insan sınıfını düşünmek mümkün değil. Birincisi alimler, İkincisi dini vecibelerini yerine getiren seyyidlerdir. Ama dini vecibelerini yerine getiriyor. Seyyittir, kıbleyi tanımıyor. Seyyittir, her türlü herzeyi karıştırıyor. Seyyittir, efendim zulmün danışkasını yapıyor. Seyyittir, yalanın her türlüsünü yapıyor. Ben ne yapacağım bu seyyidi ya? Ve bu manen siyadetten uzaktır bu. Neseben olsa da manen peygamberden uzaktır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ifade buyuruyor ki İtuni bi a'malikum la te'tuni bi ensabikum. Bak. Bana efendim amelinizle gelin. Amelinizle benim huzuruma gelin. Kıyamet gününde. La te'tuni bi ensabikum. Ben falancalardan, ben şu soydanım. Bunlar para etmez etmez. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُ. Kıyamet gününde Allah bizi soyumuza göre muamele etmiyor. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْ عَشُرَ اَمْثَالِهَا. Men. Her kim olursa olsun. Kim olursa olsun ya. Amerikalı olsun, Japon olsun, Rus olsun. Efendim Arap olsun, Acem olsun, kim olursa olsun. Kim amele salih,
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. Onun sa'yı inkar edilmez. Karşılıksız kalmaz. اِنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. İster erkek olsun, ister bayan olsun, ben hiç kimsenin amelini zayi edecek değilim. Evet hocam. Kim salih amel işlerse Rabbul Alemin onu değerlendirir. Ha bu acemdir ya, ameli salih işlemiş, geç bunu. Öyle bir şey yok. Ha bu efendim seyyittir, amel işlemiştir, bu daha üstün. Değil. Değil. Dünyada, dünya ahiretin örneği. Şimdi dünyada tıp fakültesini bitiren bir insan, onun diplomasına mı bakarlar, onun soyuna sopuna mı bakarlar? Tabii ki diplomaya bakarlar. Irkına mı bakarlar, diline efendim veya soyuna mı bakarlar? Evet. Adamın elinde diploması var, tapu gibi. Bu adam ne olur? Tayin edilir. Cibilliyetine, milliyetine bakılmaz. Ahirette de öyle. İnsanları Allah-u Azimuşşan Hazretleri değerlendirirken bunları soyuna, sopuna göre değerlendirmez. Neyine göre değerlendirir? Amelerine göre değerlendirir. Önemli olan salih amellerdir. Salih amel. Efendim ne diyor? İslam bilgini diyor ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salih amel ehli mi hocam? Salih amellerle ilgili. İlle lezine amenu ve amilu salihat. Ne mi hocam? İman edip salih ameller işleyen. Şimdi İslam'a göre salih amel işleyebilmiş olması için ne yapacak? Hukuku ibade riayet edecek. Kul hakkına. Kul hakkına riayet edecek. Kul kim olursa olsun, oğlu olsun, kızı olsun, eşi olsun, kardeşi olsun, babası olsun, annesi olsun, yabancı olsun, fark etmez. Şimdi bir insan evladına zulmediyorsa, annesine babasına zulmediyorsa, eşine zulmediyorsa, kardeşine zulmediyorsa bu insan salih amel işlemiş olmaz. Evet hocam. Mümkünatı yok. Salih amel işleyebilmesi için başta ne yapacak? Kul hakkına tecavüz etmeyecek. Kul hakkına riayet edecek. Hukukullahı da Allah'a karşı olan hakları da bi hakkini yerine getirecek. Bi hakkın ama. Yani görünürde değil. Sofra gibi değil. Angariye değil. Gerçek manada hukukullahı da yerine getirecek. Hukukullah. Başta iman. Başta salih ameller. Başta ibadetler. Her türlü ibadetleri yerine getirecek. Ki salih amel işleyebilmiş olsun. Salih amel. Ni'mel malus salih lirraculis salih. Helal olan bir para müttaki olan bir Müslüman için ne kadar güzel bir vasıtadır. Rıza ilahi kazandıran önemli bir vasıtadır. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Eyvallah hocam. Hocam bir ara verecek miyiz herhalde? Herhalde verecek. 25 geçiyoruz. Diğer soruya geçmeden. Muhterem tamam. İzleyicilerimiz kısa bir aradan sonra İslam ve Hayat programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, aradan sonra yeniden sizlerleyiz. İslam ve Hayat programımızda sizden gelen dini, fıkhi, güncel soruları Şanlıurfa ve emekli vaizimiz Ahmet Sarıalı hocamız cevaplandırmaya devam ediyor. Sizler de merak ettiğiniz dini soruları ekranımızın alt kısmında geçtiği üzere
0410 alan koduyla 247 36 36 ve 247 53 53 0 hatlardan sorabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 39 69'a mesaj olarak gönderebilirsiniz. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda insan belli bir yaşa geldiği zaman, yani evlilik yaşına geldiği zaman evlenmesi kaderinde olan bir şey midir? Muhterem izleyiciler, kaderi bilmemiz lazım. Kader Allah'ın insan hakkındaki bilgisidir. Her insan evlenebilmesi için çaba gösterecek. Elinden geleni yapacak. Evliliğe hazır olacak. Gerisini de Cenab-ı Hakk'a havale edecek. Şimdi bazı insanlar yanlış düşünüyor bu evlilik konusunu. Diyorlar ki falancanın, özellikle de bu bayanlar için çok söylenen sözlerdir, falancanın kaderi bağlanmış. Kardeşim, kaderi kim biliyor? Kader nedir? Allah ile kul arasında bir sırdır, sır. Allah'ın sırrıdır bu. Ne bir melek bilir, ne bir peygamber bilir, ne sıradan vatandaş bilir ya. Yani insan kendi mukadderatını bilmezken bir başkası insanın mukadderatını bilmesi ve mukadderatına da etki etmesi, mukadderatın efendim gerçekleşmesine engel olunması. Ne diyor İslam, Müslümanlar gazellerinde diyorlar ki takdir-i huda kuvve-i bazı ile dönmez. Evet, yani Allah'ın mukadderatı insanların bilek kuvvetiyle saptırılmaz, döndürülmez, engellenmez. Bir şem'a ki Mevla yaka, bir mum ki Allah onu yakıyor, bin bad ile sönmez. Bin tane rüzgar esse Allah'ın yaktığı mum sönmez. Dolayısıyla evlenemedi, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti olmadı. Yani her insan mutlaka 18'inde, 20'sinde, 22'sinde, 25'inde evlenecek diye bir olay yok kainatta. Bu işte hakim olan Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Allah dilediğini yapar. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. Allah neyi isterse onu yapar. La radde li qadaih, la radde lima a'ta ve la mu'tiye lima mena. Allah'ın verdiğini kimse engelleyemez. Allah'ın men ettiğini de verecek kimse yok. Dolayısıyla yani evlenememiş olan bir bayanın hemen kadere dönmesi veya kaderinin bağlanmış olmasını iddia etmesi doğru değil. Kısmettir. 30'unda evlenebilir, 35'inde evlenebilir, 40'ında evlenebilir, 45'inde evlenebilir, 50'sinde evlenebilir, hiç de evlenmeyebilir. Yani mutlaka her insan evlenecek diye bu kainatta bir kural yok. İster nahnu nurid vallahu yurid. Biz istiyoruz, Cenab-ı Hak istiyor. Ve la yekunu illa ma yurid. Aklımızı başımıza alalım. Allah ne isterse o olur. Biz isteriz, Allah ister, ama daima Allah'ın isteği öndedir. Eğer bizim isteklerimiz Allah'ın isteğine uygun olursa o iş olur. Eğer bizim isteklerimiz Allah'ın isteğine uygun düşmezse ne yaparsak yapalım o iş olması söz konusu değil. Peki ne yapacağız? Eli kolu bağlı olarak oturacak mıyız? Ya Cenab-ı Hak'la savaşacak mıyız? Ya ne yapacağız?
Elimizden geleni, bize düşeni yapacağız. Gerisini Allah'a havale edeceğiz. Bizden gelen bir şey varsa, bizim yapabileceğimiz bir şey varsa onu yapalım. Evlenecek olan insanlar için diyorum. Fakat mutlaka ben evleneceğim. Evlilik de Allah'ın elinde kardeşim. Mutlaka ben yapacağım, edeceğim. Ben bunu gerçekleştireceğim. Gerçekleştiren Allah. Sen uğraşırsın, didinirsin. Her şey normal sana göre görünür. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin söz sahibidir. Söz Allah'ındır. Kader Allah'a aittir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretiyle olur. İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar. Her şey bir kader dahilinde meydana geliyor. Her şey ama ne olursa olsun, küçük de olsa, büyük de olsa kader-i ilahi hakimdir. Kader-i ilahinin öngördüğü olur. Öngörmediği mümkün değildir, olmaz. Bizim yapacağımız nedir? Allah'a dönmek. İbadete dönmek. Dürüstlüğe dönmek. Duaya dönmek. İstiğfara dönmek. İstiğfar gibi bir ilaç yok. Problemlerin çözümünde bakın muhterem Müslüman kardeşlerim. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İstiğfar gibi problemleri çözen bir ilaç yok. Bir vesile yok. Tövbe ve istiğfar, Allah'a dönmek, Allah'a dönüş yapmak, Allah'a sığınmak, Allah'a iltica etmek, bunun ötesinde hiçbir şey yapamazsınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın, sahih hadis-i şeriflerinde buyururlar ki, men lezimel istiğfara, kim istiğfara devam ederse cealallahu lehu min kulli hemmin faracan. Allah her üzüntüden çıkış halk eder, çıkış. Üzüntüyü gideren Allah, üzüntüden çıkışı halk eden Allah, insanı mutlu eden Allah, zelil eden de Allah yahu. Bunun ötesi yok ki. Men lezimel istiğfar cealallahu lehu min kulli hemmin faracan. Her üzüntüden bir kurtuluş halk eder. Ve min kulli zîkin mahracan. Her darlıktan çıkış halk eden Allah. Sonra ve razakahu min haythu la yahtesin. Ummadığı, beklemediği yerden de Allah ona rızık verir, kısmet verir, kısmet halk eder o insana. Onun için kainatın sahibi Allah. Kainatın dizginleri tamamen Allah'ın elinde kardeşim. Onu bulsan, Allah'ı bulsan neyi kaybedersin? Her matlubunu bulursun, her evet, talep ettiğini bulursun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan emin olsun. Kurtulmuş olursun. Yoksa helak olursun. Sen bilirsin. Hocam siz bir yudum sağlarken ben de diğer soruyu sorayım hocama. Bir izleyicimiz de sorusunda hocam. Bu soru da çok soruluyor. Diyor ki benim bir arsam var. İki tane dairem var. Bu arsam ve dairem için yani bunların mülkiyetinde zekat düşer mi? Şimdi arsada, dairelerde eğer alışveriş ticari amaçla edinilmişse alıp satıyorsun. Satmak, alıp satmak için edinilmişse bunlara zekat düşer her yıl. Yok ben dairelerimi kiraya vermek için efendim edinmişim. Arsama da ileride belki bir ev yaparım. Veya çoluk çocuğumla birlikte birkaç tane daire yaparım. O amaçla tutmuşsa ona da zekat yok. Ne dairelere zekat var bu şekilde,
ne de arsaya zekat var. Evet. Tabii burada kişinin niyeti önemli. Bunları elde eden adam, bunları efendim mülkiyetine sahip olan adamın niyeti burada geçerli. İnneme le'amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Niyet iyiyse, niyet iyiyse iş iyi, niyet yanlışsa o iş de yanlıştır. Onun için siz kendinize sorun. Muhterem izleyicim, sizin bu daireleri elde ederken amacınız, ben bunlardan gelir elde edeyim, bunları kiraya vereyim, aydan aya bir miktar para elde edeyim düşüncesiyle eğer edinmişseniz, bunlara kendilerine, binaya kendisine, yani daireye kendisine zekat yok. Evet. Gelirine. Gelire. Olursa. Tabii ki. Olursa gelirine zekat var. Arsa da öyle. Dediğim gibi, eğer ben bu arsayı ileride bakayım, değerlendiririm, yani üzerinde ev yaparım düşüncesiyle edinmişsense zaten buna zekat yok. Düşmez. Düşmez. Ama ben alacağım, satacağım. Alıp satmak için ben bunu edindim. Diyorsan o zaman her yıl bunun zekatını vereceğiz. Evet. Niyetin önemli. Sen kendi niyetini yokla. Ticaret masalıyla olsa onların değerini hesaplayıp tabii o para üzerine vereceğiz. 40'ta o değer %40'ta birini verecek. %2,5'unu zekat olarak verecek. Ve kişinin niyeti burada söz konusu. Evet. Bizim o niyete müdahale etmemiz, o niyeti keşfetmemiz mümkün değil. O kişinin kendisi. Kişinin kendisini ilgilendirir. İstiftikal bekliyor ya hocam. Efendim kendisi eğer o niyetle edinmişse niyetine göre karşılık bulur. Herkes kendi niyetinin karşılığını bulur. Doğrudur hocam. Niyet neyse odur. Doğrudur hocam. Onun değil için bizim bir şey dememiz mümkün değil. Tabii ki, tabii ki. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda benim bir fıstıklığım var diyor. Nesi? Fıstıklık. Evet. Fıstık bahçesi. 18 milyar ediyor diyor. Değeri 18 bin. Bunu burca verip seneye 20, yani bir yıllığına 24 milyara satmam caiz midir? Yani fıstıklık değil, fıstık. Hmm. Yani benim anladığım fıstıklık değil. Soruda... Elinde bir fıstık var. Hmm. Bu fıstığın şu andaki değeri 18 milyar. Fakat bu gelecek seneye kadar borca vermek istiyor. Evet. 24 milyar. Hmm. Yani bu aşağı yukarı %30, tam %30 farkla veriyor. Evet. Tabii yani bu bir alışveriş şeklidir. Biz seneye fıstığın ne kadar olacağına hükmedemeyiz. Belki peşin fiyatı 24 milyar da olabilir. Belki daha düşük olabilir. Fakat insan alışveriş yaparken, özellikle de vadeli alışveriş yaparken her zaman olduğu gibi kendisini alıcının yerine koymalı. Ben kendim alıcı olsam, bu muamele bana yapılsa, ben bunu hoş görecek miydim diye kendi kalbini yoklaması lazım. Eğer evet, ben olsam, bana bu satılsa, bu fiyatla satılsa ben bunu hoş görürüm, normal görürüm diyorsan tereddütsüz ver. Yok, eğer bunu bana yapılsaydı ben bunu çok fazla görecektim, çok fazla bulacaktım ve ben rahatsız olacaktım, ben sıkıntı çekecektim, ben hoş görmeyecektim diyorsan sen kendini empati de yap bugünkü ifadeyle, evet, bugünkü halkın deyimiyle empati yap kardeşim. Kendini karşı tarafın yerine koy. Yani sen alıcı, satıcı iken kendini alıcının yerine koy.
Eğer bu muamele sana yapıldı o takdirde, sen bunu hoş görecek isen yap. Yok bu fazla diyorsan o zaman biraz düşür kardeşim. Düşür öyle sat. Yani kendinden sor, kendinden. Kendini o adamın yerine koy. Onun için yani bu faiz bir muamele değil. Faizli bir iş değil. Vadeli bir şey, alışveriş. Vadeli bir alışveriş ama vicdanı da elden bırakmamak lazım. Evet. Vicdanı... Empati yapmak lazım. Empati yapmak lazım, vicdanı heder etmemek lazım. Vicdanlı hareket etmek lazım. Vicdanlı etmek lazım. Yani insaflı hareket etmek lazım. Çünkü el insafu nisfuddin diye bir ifade var. Evet. İnsaf dinin yarısıdır. Dinin yarısıdır. Doğrudur. Yani vicdanlı hareket et. Allah'tan korkarak hareket et. Sadece kazanç temin etmek değil. Yani insanlarla alışveriş yaparken Rabbana hep bana değil. Yani karşı tarafı da düşün. Karşı tarafa da efendim imkan tanı. Aslında hocam bu dinin bir gereği değil mi hocam? Yani efendim? İnsaflı olmak, kişinin işte empati yapması, hatta ithar yapması, yani Müslüman kardeşini kendisine tercih etmesi. Bazen kişiler bunu yaptığı zaman toplumda sanki bön, işte ahmak diyorlar, ondan sonra kim aptal diyorlar, Harun saf kardeşim diyorlar. Bu insanlara aslında doğrusunu yapıyor. Harun kardeşim. Biz insanlara değil, Allah'a göre hareket edeceğiz. Dinimizin kurallarına göre hareket edeceğiz. Cenab-ı Rabbul Alemin'in emirlerine göre hareket edeceğiz. Ne diyor hadis-i şerif? Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İstefti kalbeke. Velev eftâke nâsü ve eftevk. Velev ki bütün dünya alem sana fetva verse, sen kalbine bak. Kalbin bu alışverişten rahat mı? Vicdanın rahat mısın? Vicdanın bu konuda rahatsa yap. Yok vicdanın rahat değilse bu demek ki anormaldır. Bunu yapma kardeşim. Yapma. Onun için insan daima kalbine müracaat etmeli. Kalp yanlış yapmaz. Kalp yanlış yapmaz. Kalp imanın yeridir. İmanın yeri kalptir. Onun için kalp genelde yanlış yapmaz. Ne yapmak lazım? Kalbe danışmak lazım. Vicdana danışmak lazım. Evet. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda Gaziantep'ten aranmış. İlk eşimden, ilk hanımımdan 7 çocuğum var. Maşallah. İkinci bir evlilik yaptım diyor. İlk eşim çocuklarımı bana düşman ediyor. Bana karşı tahrik ediyor. Bunun vebali nedir yani diyor, ben hani eşimin çocuklarımı bana düşman etmesinin vebali nedir? Vebali cehaletin neticesidir bunlar. Evet. Eğer insanlar İslam'ı bilse, İslami kuralları bilse, dinin kurallarını bilse bu yanlışları yapmaz. Çocuklarını babalarına karşı kışkırtmaz. Allah'tan korkar. Evlilik caizdir. Madem ki Müslümanız ve madem ki biz Kur'an'a bağlıyız, dinimiz de Kur'an'a bizi bağlamış ve Kur'an Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını içeren önemli bir ilahi kitaptır. Net olarak Kur'an'da Cenab-ı Hak 1, 2, 3, 4'e kadar evlenebilirsiniz. Fakat her önüne gelen adam Kur'an'da bu caizdir, ben bunu yapacağım değil. Evlilik bir zorunluluktur. İkinci evliliği yapan bir insan eğer şartları uygun olsa zaten yapmaz. Eğer eşinden memnun olsa zaten yapmaz. Eğer bir eksiklik görmezse idi, bir ihtiyaç giderme durumu söz konusu olmazsaydı o adam niçin evlenecekti ki, ikinci bir evlilik yapacaktı? Yani yükü birden niye ikiye çıkarsın ki? Evet. Ama demek ki böyle bir ihtiyaç duymuş ve Allah'ın halal kıldığı bir fiili yapmış. Önceki eşi de bunu takdir etmeli.
hoş görmeli. Efendim bunu bunu anormal görmemeli ve bundan dolayı da çocuklarını babalarına karşı kışkırtmamalı idi. Kışkırtmamalı. Peki bunun kaynağı nedir? Cehalettir. Cehalet, bilgisizlik. Dini bilgisizlik. İslami bilgisizlik. Allah emir, Allah ve Resulünün emirlerinden yoksun olma bilgisizliği. Cehaleti. Eğer insanlar bunu bilse yapmaz. Benim eşim yine benim eşimdir. Çocuklarımın babasıdır. İhtiyaç duydu. Lüzum üzerine bir evlilik yaptı. Yaptısa yaptı. Yaptısa dünyanın sonu geldi mi? Her şeyin sonu geldi mi? Kıyamet koptu mu bundan? Hoş görecekti. Ama İslami bilgiden yoksunlar. Bir adam ikinci bir evliliği yapmış. Ve hanımı bunu sezmiş. Tabii açıktan yapmamış. Bunu gizli yapmış. Fakat hanımı firasetiyle bu evliliği sezmiş. Hatta kumasının yerini, oturduğu evi de bulmuş, bilmiş. Fakat hiçbir gün bunu eşine açmamış. Sen evlendin diye söylememiş. Niçin evlendin? Niçin efendim ikinci bir evlilik yaptın diye kesinlikle bunu söylememiş. Bir müddet sonra emre hakuku bulmuş, kocası vefat etmiş. Tutmuş kocasının mirasını ikiye bölmüş. Bir bölümü kendisine, bir bölümü de göndermiş o gizli olarak kuması olan kadına. İşte İslam bunu emrediyor. Din bunu emrediyor. Dinden yoksunluk olursa, dinden cehalet olursa, İslami bilgiler olmazsa, işte kadın ne yapacak? Elinde bir koz var. Nedir o koz? Efendim çocuklarını babalarına karşı kışkırtmak. Babalarına düşman etmek. Ama bunun ahireti var kardeş. Kabri var, kabir. Ölüm var. Ölümden sonrası var. Hesap var. Mahkeme-i Kübra var. Huzur-i ilahiye insanlar çıkacak. Orada dünyada yaptıklarının hepsinin hesabını Allah'a verecek. Ve orada insana şehadet edecek olan azalar, eller, ayaklar, vücudu azaları şehadet edecek. O günü hesaba katarak bu yanlışı yapmamak lazım. Bu yanlışı irtikap etmemek lazım. Allah'tan korkmak lazım. Ebedi hayatı hesaba katmak lazım. Ölümden sonraki hayatı hesaba katmak lazım ve bu yanlışlardan vazgeçmek lazım Harun kardeşim. Eyvallah hocam. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra İslam ve Hayat programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İzleyicilerimiz, yeniden sizlerleyiz. Sizden gelen dini soruları Şanlıurfa'daki vaizimiz Ahmet Sarıalı hocamız İslam ve Hayat programımızda cevaplandırmaya devam ediyor. Muhterem Kanal Urfa izleyicileri, sizler de merak ettiğiniz dini sorularınızı 0414 alan koduyla 247-36-36 ve 247-53-53-0 hatlardan bizatihi arayarak sorularınızı yazabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a mesaj olarak gönderebilirsiniz aziz izleyicilerimiz. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusundu. Gerçi taziye zamanlarında ve
camiye gittiğimiz zaman başımıza gelebiliyor. Diyor ki taziye evinde terliğim kayboldu. Taziye sahibi bana başka birinin terliğini verdi. Veya camiye gidiyoruz. Orada terlik veya ayakkabı neyse çalınıyor. Orada mecburen çıplak ayakla gitmeyeceğimize göre bir terlik veriliyor. Bu caiz midir diyor. Bu haram mıdır? Şimdi tabii ki yalın ayak gitmek biraz zor. Tabii ki bir vasıta bulacaksınız. Bir terlik gibi bir şey bulacaksınız. Götüreceksiniz evinize. Ondan sonra getirip iade edeceksiniz. Evet, terliğin sahibi siz değilsiniz. Yani ister camiden almış olun, ister taziye evlerinden almış olun. Ama mutlaka evinize gittikten sonra kendi ayakkabınız var veya terliğiniz var veya bir vasıtanız var. Onu kullanarak bunu tekrar yerine iade etmek lazım. Çünkü bu sizin malınız değil. Birileri ya yanlışlıkla ya bilerek terliğinizi almış gitmiş. Olabiliyor bunlar. Zayıf insanlar var. Bencil insanlar var. Cahil insanlar var. Bugün terliğin kıymeti ne ki? Kıymeti yani terliğin değeri ne ki? Bir insan ona tenezzül etsin. O terliği bilerek alsın geçsin. Sahibini de yalın ayak bıraksın. Cehalettir, başka bir şey değildir. Ama siz evinize gittikten sonra o terliği tekrar katlayın, aldığınız yere getirin, teslim edin. Çünkü o terlik sizin değildir. Her ne kadar sizin terliğiniz gitmiş ise de bu terlik onun yerine geçecek diye bir olay yok. Efendim, dolayısıyla siz bu terliği tekrar iade etmeniz lazım. Yoksa günaha girersiniz. Evet, çünkü bu sizin malınız değil. Caminin de olsa sizin malınız değil. Taziye evinin de olsa sizin malınız değil. Siz onu kullanamazsınız. Eyvallah. Zorunluluktan dolayı eve kadar kullandınız. Ama ondan sonra getirip teslim etmeniz lazım. Değerli hocam, bir izleyicimiz de akrabalarının kendisine çok kötü davrandığını ifade ediyor. Bunun vebali nedir? İslam bilgini diyor ki muhterem izleyiciler, İslam bilgini dedim de muallakat-ı seb'a şairlerinden biri diyor ki ve zulmü zevil kurba eşeddu mazâbeten alel mer'i min vak'il hisâmil muhennedî. Yani akrabanın akrabasına yaptığı zulüm o kadar acı ki, o kadar çirkin ki, o kadar kötü ki Hindistan'dan bir tarihte çok böyle mutena kılıçlar gelirdi. Dünyada en ünlü kılıçlar, mühennet yani Hindistan'da yapılmış olan kılıçların darbesinden daha fazla insana acı veriyor. İnsanın amcası, insanın amcası oğlu, insanın kardeşi, insanın babası, insanın annesi. İnsana yapmış olduğu zulümler çok acı. Fakat ne yapacaksınız? Dünya imtihan yeri muhterem izleyiciler. Dünya bizim istediğimiz şekilde yaratılmış bir yer değil. Bizim arzu ettiğimiz istikamette devam etsin diye de yaratılmış değil. Cenab-ı Rabbul Alemin bizleri imtihana tabi tutmuş. Ve bu imtihan şekilleri çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Çeşitli şekillerde imtihana tabi tutulmuşuz. Bazen kardeşimizle imtihan oluruz. Bazen amcamızla imtihan oluruz. Bazen eşimizle imtihan oluruz. Bazen anne babamızla imtihan oluruz. Ve dünya imtihan yeri. Ama akrabaların vermiş olduğu acı, akrabaların yapmış olduğu zulüm çok büyük bir zulümdür. Etkisi de çok büyüktür muhterem izleyiciler. Onun için İslam bilgini diyor ki el-akârib kel-akârib fî ezâhe.
akrabalar birbirlerine eziyet etmekte akrepler gibi zarar veriyor. فَلَا تَغْتَرْ بِعَمِّنْ اَوْ بِخَالٍ Ne amcaya aldan, ne dayıya aldan. Bunlara aldanma. Neden? فَكَمْ عَمِّنْ يَجِيءُ الْغَمُّ مِنْهُ Nice amcalar, efendim, üzüntü kaynağı. Üzüntüler ondan gelir. Sıkıntılar ondan gelir. Problemler ondan gelir. وَكَمْ خَالٍ Nice dayılar vardır ki عَنِ الْخَيْرَاتِ خَالِي Hayırlardan halidir. Hayır bulamazsınız onda. Onun için akrabayı ziyaret et. Akrabaya komşu olma bak sakın. زُورُوهُمْ وَلَا تُجَاوِرُوهُمْ Akrabaları ziyaret et ama komşu olma. Gözü hep senin üzerinde kalır. Senin en küçük bir menfaatından öyle rahatsız olur ki, öyle kıskanır ki, insanı kıskanan iki sınıf insan var. Bir insanın meslektaşı insanı kıskanır, iki insanın akrabası insanı kıskanır. Bir üçüncü şahıs seni tanımaz, bilmez. Dünyalar seninle olsa umurunda değil, farkında değil. Yani sıkıntısını çekmez, tasasını çekmez. Bunun tasasını çeken iki insan var. İki sınıf insan var. Biri akrabadır, diğeri de meslektaştır. Onun için akrabalara komşu olmayın. Yakında oturmayın. Aynı yerde oturmayın. Uzak. Dur bu, nur bu. Uzak ol. Uzak ol. Uzak ol, nurlu kalırsın. Tatlı olursun. Yani efendim diğer İslam bilgini diyor ki zur gibben tezded hubben çok aralıkla ziyaret et. Aralıkla. Sık ziyaret etme. Çok sık ziyaret edersen senden nefret edilir. Tiksinti duyulur. Sen arzu edilmezsin. Ama yani aralıklı ziyaret etsen kıymetin artar, değerin artar. Onun için muhterem izleyiciler, maalesef imtihan gereği olarak Cenab-ı Rabbul Alemin akrabaların birbirlerine karşı olan eziyetleri has safhadadır. Has safhada. Yani zarardan başka bir şey göremezsiniz. Çoğunlukla böyle. Çoğunlukla böyle. İnsanı en çok kıskanan kardeşidir, akrabasıdır, yakınlarıdır, amcasıdır, amcası oğludur, dayısıdır ve yakın çevresidir. Değerli hocam, bir izleyicimiz de Allah ıslah etsin kelimesinin anlamı nedir diyor. Allah ıslah nedir? Muslih nedir? Musallih nedir? Tamirci, tamirci. Evet. Arapçada musallih, tamirci. Tamirci. Allah ıslah etsin, Allah seni tamir etsin. Olumlu hale getirsin. Uygun hale getirsin. İstenen düzeye getirsin. Allah seni insan gibi insan etsin. O manada. Fakat millet... Bir dua değil mi? Bir dua değil. Tabii ki. Zaten millet eskiden alimler, kıymetli insanlar, padişahın huzuruna giderlerken Aslahallahul emir. Allah idarecimizi ıslah etsin. Bu beddua düşünülür mü? Beddua şekli nereden gelmiş ben onu sana söyleyeyim Harun Hoca. Beddua şekli güya. Öyle bir şey yok ha. Ama güya. Hikaye bu ya. Uydurma. Uydurma. Hazreti Musa'ya millet şikayet etmiş. Demiş ya Musa bu kurt bizim koyunlarımıza musallat olmuş. Koyunlarımızı parçalıyor. Malımıza zarar veriyor. Cenab-ı Hakk'a dua et Allah kurdu ıslah etsin. Hazreti Musa da bu şikayeti Cenab-ı Hakk'a intikal ettiriyor. Bir müddet sonra bakıyorlar ki kurt öldü.
Ya ölecek zaten. Baki kalan Allah'tır. Allah'tan başka baki kalan var mı? Sonra ne olmuş? Demişler ya Musa, biz dedik Allah bunu ıslah etsin, bunu öldürsün demedik. Bu ya tabii, bu hikaye ya. Hazreti Musa da demiş ki kurdun ıslahı ölümdür. Kurdun ıslahı ölümdür. Halbuki böyle bir şey yok. Bu bir uydurmadır. Ha, onun için Allah seni ıslah etsin diyen insanlara, bir kısım insanlar diyorlar ki benden ne gördün ki bana beddua ediyorsun. Onu beddua olarak kabul ediyorlar. Halbuki bu uydurmadır, bu doğru değil. İslah etmek, düzeltmek, doğrudur, güzelleştirmek, iyi hale getirmek, düzgün hale getirmektir. Onun için bu sözde bir problem yok. Doğrudur. Yanlış yok. Değerli hocam, İrem isminin anlamı nedir hocam? Bu ismi çocuklarımıza koymak caiz midir? İrem kız çocuklarına verilen bir isimdir Türklerde genelde. Çünkü İrem ve İrame zâtil imâd, yani millet onu bahçe anlamında, güzellik anlamında, şenlik anlamında, yeşillik anlamında, bahçe anlamında gördüğü için çocuklarına bu ismi vermiş. İrem. Yani caizdir, olur, arzu eden adam İrem ismini koyabilir. Günah değil, haram değil, problem değil. Madem kendisi arzu etmiş, nihayet bir isimdir bu. Yani İrem'e, İrem milletin adı. Evet. Ama millet onu, yani halk arasında onu bahçe anlamına alıyor. Tabii ki. Yani yeşillik anlamına alıyor. O zalim ad kavmi falan değil. Yani ad kavminin bahçeleri anlamında alıyor. Evet, bahçe güzel. Halbuki öyle değil. İrem milletin adı. Evet. İrame zâtil imâd. O İrem kavmi ki efendim böyle yüksek yüksek şeyler yapıyorlar. Binalar yapıyorlar. Altına şeyler koyuyorlar. Sütunlar koyuyorlar. Veya direkler koyuyorlar. Yani bir teşbihtir o. Fark etmez yani. Olabilir yani. İnsanlar arzu ederse o ismi de vermesinde bir sakınca yok. Verebilir. Değerli hocam, Ramazan ayında kim zaman baktığımız zaman imsak vaktiyle ilgili bazı TV kanallarında, özellikle isim vermeyelim hocam. Mesela normalde biz işte 03.10'da biz imsaha başlarken onlar tedbir mi diyorlar, ihtiyat mı diyorlar, bir 10-15 dakika mesela Urfa. Bir bakıyorduk ki 02.52 diyorlardı. Normal bizim Diyanet takvimine göre daha bir 10-15 dakika falan vardı. Bu şekilde bir kafa karışıklığı oluyordu. Bu bozgunculuktur. Harun Hoca. Ya ben de isim vermiyorum ama bozgunculuk. Bütün İslam alimlerinin bu şekilde uygulaması ortadayken baş çekmek, birliği bozmak, birlikten şuzuz etmek insanlara hayır getirmez, insanlara şer getirir, zarar getirir. Birlik beraberlikten çıkan insan aleykum bil cemaa fe innema ya'kulu zi'bu min el ganami el kasiye ey eşşaride. Yani cemaate bakın, cemaattan ayrılmayın. Çünkü kurt hangi koyunu kapar öncelikli olarak? Sürüden ayrı olan, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Siz onu olmayın, onun gibi olmayın. Onun gibi olmayın. Cemaatın düşüncesinden farklı bir düşünceye sahip olmayın. Ki zaten bu düşünce yanlıştır. İslam alimleri hepsi bu şekilde hareket ederken, evet, bu şekilde öngörürken, bu şekilde uygulama yaparken siz bütün İslam alemine karşı ters düşüyorsunuz ya. Bunun gerekçesi nedir ya? Bunun gerekçesi nedir? Yalnız imsakta değil Harun Hoca. Evet, diğer vakit namazlarında da bunlar böyle. Yani bu grup Allah ıslah etsin ama ıslahları yok. Ben bunların ıslah olacağını beklemiyorum.
Allah her şeye kadirdir ama at-tabi'a tahtel beden la yugayyiruha illel kefen. Yani insanın huyu can çıkmadan çıkmaz, ben sana söylüyorum. Evet. Bunlar muhalefetten şey alıyorlar, destek alıyorlar. İslam alemine muhalefetten kendilerine bir pay çıkarıyorlar. Allah bunları ıslah etsin, bildiği gibi etsin. Fakat bunlar ıslah olmaz, ben sana söyleyeyim. İlmi dayanakları yok. İlmi dayanakları yok. Zaten ilmi seviyeleri de yok. Alimleri de yok. Gerçek alim. Allah ve Resulünün emirlerini kesin bilen alimleri de yok. 3-5 kelime derleme bir bilgileri var. Onunla ötüyorlar. Başka da bir şey yok. Vicdanı da takaya atıyorlar. Helal haram mefhumları da yok. Her şeye halal diyorlar. Onların defterlerinde haram hanesi yok. Haram hanesi yok Arun Koca. Onlar her şeye mubah diyorlar. Böyle meseleler geldiği zaman diyorlar ki, yani genel manada söylemiyorlar, telefonla arayın size cevap verelim. Niye ya? Urfalıların bir sözü var. Dini Muhammed aşkere ya. Evet, açıktır. Açık söyle, herkes bilsin. Niçin yani? Ha, haramı helal edecek ya. Onun için. Foyasım ortaya çıkmasın. Bilgisizliği ortaya çıkmasın diye. Maalesef öyle yapıyorlar. Evet hocam. Değerli hocam, yine kafa karıştıran bir mesele de İşte şu ayet var ya, kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyed. O ayetteki işte bizzat hocam, yani isim vermeyeceğiz. Normalde yani hocam biz çıplak gözle o şeyi, o feyri sadığı görebilir miyiz? Şimdi takvimde bir imsa vakti var hocam. Çünkü biz sahrada olsak, evet, sahrada yaşasak, sahra ehli onu bilir, görür. Biz elektrik ortamında yaşıyoruz. Her tarafımız ışık. Biz nerede bunu tespit edebileceğiz? Şehirlerde oturan insanlar olarak. Bunu tespit etmemiz mümkün değil. Şimdi ilim, bak kardeşim, ilimden şaşmamak lazım. Astronomi ilmi saniyeleri bile şaşmıyor. Saniye var ya, saniyeyi şaşmıyor. Bugün bu ilmin verilerine ters düşmek cehaletin en büyüğüdür. Cehaletin ta kendisidir. Bir gün bir sahabi eline bir siyah bir de beyaz ip eline almış, huzur-u risalete girmiş. Peygamberimiz hayret etmiş. Sahabiye demiş ki, bu nedir? Demiş, ya Resulallah, Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنُ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Ve ben de bu iki ipi elime almışım, yiyorum içiyorum ta ki bunları birbirinden fark edinceye kadar yemeye içmeye devam edeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabeyi uyarmış. Demiş ki, kardeşim bu teşbihtir, teşbih. Bu benzetmedir. Siyah iplik fecr-i kâziptir. Beyaz iplik fecr-i sadıktır. Fecr-i sadık ile fecr-i kâzip birbirinden ayrı edilinceye kadar yiyin, için. Yoksa gerçekten beyaz iplik, siyah ipliği birbirinden ayrı edinceye kadar yiyin, için anlamında değil. İnsanlar bunu ya anlamıyor, ya anlamak istemiyor, ya kargaşa çıkarmak istiyorlar, ya muhalefet etmekte yarar görüyorlar. Doğru değil bu, yanlıştır bu. Yanlış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle dedikten sonra, Kur'an'ın birinci müfessiri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet hocam. Onun için Peygamberin beyanından sonra beyan arama kardeşim.
Peygamberimizin beyanı bu. Peygamberimizin beyanına niye ters düşüyorsun? Ters düşsen İslam'a ters düşersin. İnanca ters düşersin. Kur'an'a ters düşersin. Helak olursun yahu. Bunun ötesi yok. Helak olursun. Perişan olursun. Huzurun kaçar. Dinin heder olur. Yanlış olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun bir teşbih olduğunu ifade ettikten sonra artık sen bunun üzerinde durma. Evet. Değerli hocama reklama girmeden önce şöyle bir soruyla hocama bir soru sorayım. Hızır ve Hedir deniliyor halk arasında. Hızır mıdır, Hedir midir? Artık kişi Hızır aleyhisselamı gördüğünü fark etse ondan ne istemelidir? Zaten bunu ehli keramet bilir. Büyük zatlar bilir. Yoksa sıradan insanlar Hazreti Hızır'ı tanımaz kardeş. Görmüş olabilir. Fakat gördüğü zaman Hazreti Hızır'ı Hızır Aleyhisselam hüviyetinde görmüyor ki. Başka insan şeklinde bir mi? Bir insan şeklinde. Harun'la görüştüm ben. Karşılaştık. Selamlaştık. Hal hatır sorduk. Ondan sonra ayrıldık. Fakat bu gördüğüm şahıs Harun Hoca değildir ha. Bu Hazreti Hızır Aleyhisselam'dır. Onun için yani insan Hazreti Hızır'ı gördüğü zaman bu Hazreti Hızır'dır. Tanıması söz konusu değil. Her insana Hızır Aleyhisselam olduğuna hükmederek muamele et. Güzel muamele et. Bunu kim tanır? Evliyaullahların bir kısmı. Her evliya da tanımaz. Bir gün madem sen öyle söyledin, bir mankibeyle onu tamamlayalım. Evet. Bir gün Hazreti Hızır Aleyhisselam Abdurrazzak Efendi diye bir zat varmış. Vaizmiş. Etkili konuşması varmış. Konuşmaya başladığında melekler etrafı çevrelermiş. Melekler onun sohbetine iştirak edermiş. İstihsan ederek. O kadar güzel konuşuyor ki melekler bile gelip onu dinliyormuş. Ve dinleyenler arasında da Hazreti Hızır Aleyhisselam var. Bir vatandaş da oturuyor, uyukluyor görünüyor. Hazreti Hızır Aleyhisselam ikide bir bunu dürtüyor. Kardeşim bak diyor. Abdurrazzak Efendi konuşuyor. Sen ne yatıyorsun? Adam diyor bir şey olmaz, tekrar uyuklar gibi görünüyor. 2-3 dürttükten sonra demiş ki ben Razzak, Abdurrazzak'ı değil, ben Razzak'ı dinlerim. Ben Razzak'ı dinlerim, Allah'ı dinlerim. Yani. Tekrar onu dürtünce demiş bak rahat oturursan otur. Oturmazsan cemaate derim ki cemaat yanımda duran adam Hazreti Hızır'dır. Ondan sonra sen halini görürsün. Yani herkes bilmez. Bir kısım insanlar, veli insanlar, rütbesi büyük olan insanlar bile biliyor. Onun için her insanın onu bilmesi doğru değil. Hazreti Hızır Aleyhisselam ikinci tabakayı hayattadır. Hayatın 5 tabakası var. Birincisi bizim hayatımız. İkincisi Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır. Bunlar bizim gibi mecbur değiller yemeye, içmeye, uyumaya. Rahatsızlıkları yok. Serbesttirler. İsterlerse yani yerler, içerler. İsterse yemez, içmez. Onun için bir kısım alimler bunun hayatında şüpheye düşmüşler. Evet. Ve bunu bir hadis-i şeriften alıyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam son demlerinde buyurmuş ki bugünü görüyor musunuz ashab-ı kirama? Evet ya Resulallah. Bugünden 100 sene sonra bugün yeryüzünde yaşayan hiçbir insan yaşıyor olmayacak. Bu hadis-i şeriften hareket ederek bir kısım alimler demişler ki Hazreti Hızır da öldü. Çünkü Peygamber böyle diyor.
hiçbir insan yaşıyor olmayacak. Ama o hayatı bizim hayatımız gibi değil ki vefat etmiş olsun. O serbesttir. Bizim gibi mukayyet değil. Biz birçok kayıtlarla mukayyediz ama o öyle değil. İnsanın yaşaması gibi değil mi? Şu yani. An? Başka bir hayat. Hayat-ı ruhiyesi gibi. Evet hocam. Muhterem izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra İslam ve Hayat programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, İslam ve Hayat programımızda yeniden sizlerleyiz. Reklam arasından sonra sizden gelen dini soruları Şanlıurfa Emek Mektebi vaizimiz Ahmet Sarıalı hocamız cevaplandırmaya devam ediyor. Sizler de merak ettiniz dini sorularınızı. Ekranımızın alt kısmında geçtiği üzere 0414 alan koduyla 247-36-36 ve 247-53-53 nolu hatlardan sorabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsüne girip büyük harflerle Urfa'yı yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a mesaj olarak gönderebilirsiniz. Değerli hocam, bir izleyicimiz de mesajda göndermiş olduğu sorusunda kerahat kelimesinin anlamı nedir şeklinde bir soru sormuş. Kerahat hoş değil. Hoş demek, yani hoş olmayan demek. Evet. Hoş olmayan. Kerih adı üzerine. Hmm. Hoş olmayan. Evet. Çirkin olan. Nahoş. Nahoş hoş olan. Hmm. Yani o manada kullanılıyor. Hanefi mezhebinde de kerahat iki çeşittir. Biri tahrimen mekruh, harama yakın. Biri de tenzihen mekruh, halale yakın. Evet hocam. Kerahat bu. İki çeşit kerahat var. Evet hocam. Bir tahrimen mekruh var, harama yakın, haram gibi. Bayram günlerinde oruç tutmak. Evet. Tahrimen mekruh olan. Ramazan bayramında sadece birinci gün değil mi hocam? Ramazan bayramında birinci gün yalnız haram, tehrimen mekruh. Bayram bir gün müdür hocam? Ramazan bayram bir gündür şeyde. Hmm. Ramazan'da bayram bir gün. Kurban bayramında dört gün. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Evet hocam. Dolayısıyla senede beş gün oruç tutmak tehrimen mekruhtur. Yani haramdır. Ramazan bayramının üç gün olması sadece o resmi tatil. O olur. Resmi olarak. Öyle uygulama yapmışlar. Ramazan bayramı bir gündür yani. Aslında Ramazan-ı Şerif bayramı bir tek gündür, birinci gündür. İkinci gün arzu eden Şevval orucunu tutabilir. Tabii ki. İsteyen başlar. İsteyen daha sonra tutar. Yani isteğe bağlı. Ama demek istiyorum ki Ramazan-ı Şerif bayramı bir gündür. Dört günde kurban bayramı. Beş gündür. Etti beş gün. Bu beş günde oruç tutmak tahrimen mekruh. Evet hocam. Değerli hocam, bir izleyicimiz de yeni çıkan bıçaklar var diyor. Bu bıçakların içinde Allahu Ekber, Cenab-ı Hakk'ın lafısı var diyor. Besmele vesaire dini motifli yazılar var diyor. Bu tür bıçaklarla kurban kesmek makbul mudur, caiz midir? Problem değil. Önemli olan bıçağın kesmesi. Üzerinde ne yazıyorsa yazsın. Besmele'de zaten bir problem yok. Evet. Allahu Ekber ifadesinde de bir problem yok. Onun için yalnız bu bıçakları yere bırakmamak lazım. Yere bırakılması yani Kur'an'a hakarettir. İhanettir. Onun için buna dikkat etmek lazım. Yani bununla iş yapan adam hayvanı kestikten sonra bıçağı yere bırakmayacak. Çünkü besmele ayettir. Besmele ayettir. Allahu Ekber, Allah adına lafzı celaldir.
ekber de niteliktir. Onun için yani buna dikkat etmek lazım. Ama hayvanı kesmekte, böyle bir bıçak kullanılmasında bir dini açıdan bir sakınca yok. Bir problem yok. Bir yani haramiyet yok. Caizdir. Kullanılabilir. Evet hocam. Kullanılabilir. Değerli hocam, bazı izleyicilerimiz de dua talebinde bulunuyor. Bir izleyicimizin şahsen herhalde öğrenciniz olduğunu ifade ediyor. Biz burada tabii ki isim veremiyoruz. Yani yasak. Hem programın çerçevesinde aykırı bir şey. Hocamız genel anlamda dua istiyoruz. Hocamız ümmeti Muhammed'e ve sizin şahsınızla dua ediyor. Ben bu kardeşimizin sıkıntısını biliyorum. Allah mülkün sahibi. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun elinde. Her şey onun emriyle halledilir. Sonra bakın muhterem izleyiciler, bir şeyde çok ısrarcı olmamak lazım. Çünkü Kur'an'ın sarahatına terstir bu. Kur'an ne diyor? Estaizu billah. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Siz olmamasından endişe duyarsınız. Rahatsız olursunuz. Hoşnut olmazsınız. Neden olmadı ya? Bu olsun. İlla bu olsun. Öyle insanlar var. Yani aklına bir nokta koymuş. İlla bu nokta benim olsun. Halbuki Cenab-ı Hak onun senin için hayırlı olmadığını biliyor. Sen bilmiyorsun. İşi Allah'a havale et. Duanda de ki ya Rabbi bu benim için hayırlıysa yap. İlla yap deme yahu. İlla olsun. İlla olsun olmaz. Yanlışsın sen. Allah her şeyi bilendir bak. Biz dünü biliriz, bugünü biliriz. Elimizde yani yaşadığımız saate kadar. Ama biz yarını bilmekten körüz ya. Biz yarın bilmiyoruz. Bir saat sonra başımıza neler geleceğinden haberimiz yok. Ha bir şey istedik. Ya Rabbi bunu bana ver. Allah vermedi. Üzülme ya. Tasalanma. Sıkıntı çekme. Niçin olmadı ya? Benim istediğim buydu. Senin istediğin bu ama Allah'ın istediği senin için bu değil. Aklını başına al. Gençlerin çoğu yani akıldan ziyade hissiyata mağlup. Duygularına mahkum. Hissiyat. Duygularına mağlup. Duygularıyla hareket ediyorlar. Halbuki akılla hareket etmek lazım. Ben bu kadar istememe rağmen Cenab-ı Hak yapmadıysa benim için bunda bir hayır var. Bunda bir fayda var. Bunda bir iyilik var. Yoksa Allah benim düşmanım değil. Allah bunu bana verebilirdi. Vermediğine göre demek ki bu benim için hayırlı değil demek lazım. Görünürde hayır gibi olsa da Allah katında şer olduğunu ne sen bilirsin ne ben bilirim. Cenab-ı Hak her duaya icabet ediyor ama kabul etmesi apayrı bir şey. Şimdi icabet nedir? İcabet. Buyurun. Sen ne diyorsun? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Cenab-ı Rabbül Alemin diyor Harun Hoca buyurun. Kulum buyurun. Sen diyorsun ki ya Rabbi bu adamı bana nasip et. Evet. Ya bu kızı bana nasip et. Ya bu oğlanı bana nasip et. Cenab-ı Rabbül Alemin diyor ki yani kardeşim kulum. Bu senin için hayırlı değil. Ben sana daha hayırlısını vereyim. Siz ısrarla deseniz ki yok ya Rabbi ile ben bunu istiyorum. Bu senin için hayırlı değil ya o. Aklını başına al ya. Aklınla hareket et. Aklınla. Onun için çok ısrarcı olma. Bir işi istedin, bir şeyi istedin olmadıysa demek böyle daha hayırlı. Böyle daha uygun. Sen bilmiyorsun. Ya Rabbi ben bunu çok istiyordum. Sen çok istiyordun ama bugün senin için güzel görünüyor ama yarın ne olacağını bilmiyorsun ki. Perdenin arkasında neler olduğunu sen bilmiyorsun. Sen perdenin berisine bakıyorsun. Geleceğe gözümüz kör. Kör tabii. Göremiyoruz. Onun için ısrarcı olma. Ben de bu
öğrencime diyorum ki Allah senin arzu ettiğin adam senin hakkında hayırlı ise Allah sana nasip etsin. Eğer senin için hayırlı değilse Allah seni ondan, onu da senden uzaklaştırsın. Sana duam bu. Ama memnun olursun, memnun olmasın sana ait. Ben bildiğimi okuyorum. Benim bildiğim bu. Benim bilgilerime inanıyorsan, güveniyorsan benim gibi düşün yani. Zaten dua ederken hocam hani şöyle dua ederiz ya, ya Rabbi hakkımda neyin hayırlı olur, neyin şer olur ben bilemem. Bilemem. Sen hakkımda hayırlısını ver. Hayırlısını ver tabii ki. Her Müslümanın müminin duası bu. İstenilmesi gereken bu. Olmadıysa demek ki hakkımda hayırlısı buymuş derim. Demek lazım. Demek lazım. Böyle başka demek türlü hocam yani psikolojimiz bozulur yani değil mi? O tabii ya. Ben bunu çok seviyordum. Doğru kardeşim, sen seviyordun. Ama Allah senden daha seni iyi biliyor. Allah biliyor ki bu sevdiğin insan senin için hayırlı değil. Faydalı olmayacak. 3-5 gün görünür de hayırlı görünür. Ondan sonra madalyonun öbür yüzü döner. Ondan sonra ah of edersin. Keşke olmasaydı. Keşke istemeseydin. Keşke bu iş olmasaydı diye hayıflanacaksın ama iş işten geçmiş. Eyvallah hocam. Keşke evet, yani imkan olsa, süre olsa da yani, hocam o tecrübelerine, o bilgisine yani, dayanarak yani, size hikayelerle böyle örneklerle anlatsın. Değil mi hocam? Yani bakın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hapisteyken iki arkadaş daha geldi. Evet hocam. Yanına daha geldi. Hazreti Yusuf suçsuz yatıyordu. Allah da biliyor ki suçsuz yatıyor. Gelen adamlar bir müddet sonra birisi padişaha sakilik yapmaya başladı. Diğeri de idam edildi. Hazreti Yusuf da hapiste kaldı. Görünürde bu Hazreti Yusuf için bir kötülük ya. Kötü değil mi? Sonra gelenler çıkıyor. Önce hapiste olan hapiste kalıyor. Fakat kader-i ilahi ona öyle büyük bir makam vaat etmiş ki, nasip etmiş ki kimsenin önüne geçmeyecek derecede büyük bir makam vaat etmiş. Evet, nedir? Mısır'ın azizi olması. Mısır'ın azizi olması. Neden sonra? O hapis çilesinden sonra. Allah önce insanı inenin deliğinden çıkarır. Ondan sonra ona vereceğini verir. Felek erbab-ı dili dilşad eder ama neden sonra? Sabır, sabır, sabır. Biz bu sabır olayını bir kısım insanlara anlatamıyoruz. Ne zamana kadar sabır? Sonsuza kadar sabır be adam ya. Sonsuza kadar sabır. Kur'an sabrı tavsiye ediyor. Sabr miftahul feraj değil mi hocam? Kur'an'da 70 ayette Allah sabrı bize emrediyor. İsbiru ve sabiru ve rabitu. İnnemâ yuvaffes sabirûne ecrahum bi gayri hisab. İnnallâhe ma'as sabirîn. İsta'inu bis sabr ve salâh. İsta'inu bis sabr. Yani sabır çözümdür, çözüm. Siz çözüm istiyorsunuz değil mi? İşte sabır çözümdür. Madem ki çözüm istiyorsunuz, o zaman sabredeceksiniz. Sabretmeniz lazım. Sabretmezseniz, bak helak olursunuz. Men sabara zafer. Kim sabrederse muvaffak olur. Sabredin ki muvaffak olasınız. Sabretmeden muvaffak olmayı beklemeyin ha. Sabırla. فَبِالصَّبْرِ تَنَالُوا مَا تَعُوزُوا وَبِالصَّبْرِ يَنِيلُوا لَكَ الْحَد۪يدُوا Sabırla demir yumuşar, demir. Demir iken Allah onu sabırla sana yumuşatır. Sabırla istediğini Allah sana verir. Ama sabır. Sabır, sabır. Rabbim inşallah cümlemiz sabırlı kullarından hocam. Sabır olmazsa olmaz. Eyvallah hocam. İş felaket olur. Değerli hocam bu tür sıkıntıları yaşayan izleyicilerimizden bazıları da hocam işte gece uyuyamıyorum diyor veya işte izleyicimizin dile getirdiği gibi sıkıntı sahibi kardeşlerimiz diyor ki
nasıl dua etmeliyiz yani bu tür sıkıntılı durumlarda? İstiğfar çek. Estağfirullahal-azim ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim ve etubu ileyh. Çözüm. Çözüm istiğfardır. Çözüm tevbedir. Çözüm Allah'a dönüştür. Çözüm ibadettir. Çözüm Allah'a kulluktur. Çözüm istiyoruz değil mi? Bunlar çözümdür Harun Koca. Evet hocam. Çözüm istiyorsak daima istiğfarda bulunalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geçen Bursa'dan bir imam arkadaş. Hı hı. Burada da eskiden görev yapmıştı. Ben de biraz ders de okudum. Eyvallah hocam. Diyor hocam itiraz ediyorlar. Selamdan sonra niçin istiğfar çekiyorsunuz kardeşim? Günah mı işlediniz namaz kılmakla? Yahu dedim kardeşim bak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selam verdikten sonra önce 3 defa Estağfirullah dedikten sonra Allahümme entesselam ve minkesselam diye dua ediyordu. Müslim'de geçen bir hadis bu. Hadis sahih. Evet. Hadis sahih. Peki niçin? Ya bizim namazımız meleklerin namazı değil ha. Bizim namazımız A'dan Z'ye kadar mutlaka doğrudur. Eksiği yoktur diyebilen bir kul var mı dünyada? Peygamberler hariç. Var mı öyle bir kul muhterem Müslümanlar? Muhterem izleyiciler, benim namazım 4 dörtlüktür arkadaş. Hiçbir eksiği yok. Zerre kadar namazımda bir eksiğim yok diyebilecek yiğit var mı? Yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam lavabodan çıktıktan sonra gufraneke Rabbena. Gufraneke. Yani ben mağfiretini diliyorum. Lavaboda olduğum sürece dilimle seni zikretmediğim için bir eksiklik oldu. Bir açıklık oldu. İstenmeyen bir durum oldu. Ya Rabbi bundan dolayı beni mağfiret et. Onun için istiğfar çözüm. Problemlerin çözümü istiğfarla olur. Sabırla olur. Tövbeyle olur. Allah'a dönüşle olur. İnsan Allah'a dönerse Allah onu zayi etmez ya. Vallahi zayi etmez. Yemin ederim Allah onu zayi etmez ya. Men kâne lillâhi kâne lehu kullu şey. Evet. Kim Allah namına hareket ederse kainattaki her şey onun yardımcısıdır. Eyvallah. Her şey onu destekler. Her şey ona müanet eder. Yardım eder. Dolayısıyla muhterem izleyicilerimiz, yatamıyorsun tamam, yatamadığınız zaman diliminde istiğfar çekin. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevabur rahim. Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevabur rahim. Sahih hadis-i şerif. Ya Rabbi beni mağfiret et. Tövbemi kabul et. Tövbeleri kabul eden merhamet ve af sahibi sensin Allah'ım. Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok hocam. Vallahi Allah'a dönmekten başka çaremiz yok. Tek çare var, o da Allah'a dönüştür. Kim Allah'a dönerse Allah onu korur. Muhafaza eder. Onu muvaffak eder. Onu memnun eder. Onu huzura kavuşturur. Fakat insanların bir kısmı bunu anlayamıyor. Neden olmuyor? Ya bunun olması senin keyfine göre değil ki ya. Senin aklın kainata mühendislik yapamaz ki. Hikmetinden arife olmaz sual. Hoca, Allah'ın hikmetinden gidip arife... Ya Allah'ın bu konudaki hikmeti nedir ki bu olmadı? Sual olmaz ki. Neden, niçin? La yüs'elu amma yef'al ve hum yüs'elun. Allah yaptığından insanlara hesap vermez. Ayet değil mi hocam bu? Ayet tabii. Evet, ayet-i kerim. Enbiya suresinde geçen bir ayet-i kerimedir. Ya.
Ama insanlar yaptıklarından Allah'a hasap verir. Ne yapmışsa bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek. Onun için yani aklını başına almamız lazım. Herkes, her insan aklını başına alması, her insan Cenab-ı Hakk'a dönmesi, Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemesi, Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmesi, teslim olması, sabretmesi, kaza ve kadara rıza göstermesi, bunlar çözümdür kardeşim. Problemlerin çözümü, sıkıntıların çözümü burada. Eyvallah değerli hocam. Muhterem hocam, bir izleyicimiz de yine benzer başka bir sıkıntı yaşıyor evlilikle ilgili. Tabii ki sorudan öte biraz durumunu izah etmiş. Selamun aleyküm demiş saygıdeğer hocalarımız. Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Büyüklerimizin isteğiyle diyor, yapılan ve uzun yıllardır huzursuz olan evliliğim var diyor. İlk günden beri hanımımla birbirimize tamamen ters kutuplarız diyor. Bugüne kadar bana karşı gereken görevini yapmadı. Ne dediysem beni ters dedi. Ayrılmayı da boşanmayı da kabul etmedi diyor. Kumayı da kabul etmedi. Aşırı derecede azap çektim diyor. Hala da çekiyorum. Selamette kalınız. İzleyicimizle ilgili hocam ne söylemek istediniz? Tavsiye, nasip? Ya şimdi bakın, aile kararıyla evlilik olmaz. Bu İslami değil. Bu dini değil. Bu insani değil. Bu rasyonal değil. Bunlar iyi netice vermiyor kardeşim. Yani her sorunun temelinde hocam İslamiyet'i bilmemek yatıyor. Tabii cehalet var. Bakınız İslami değil dedik hocam. İslami değil ya. Başkası istiyor ve babam da olsa. Aile istiyor. He. Ya aile istiyor ama ben istemiyorum ya. Meseleyi ben çekeceğim. Bu hayatı ben yaşayacağım. Bu problemleri ben yaşayacağım. Aynı yastığa ben baş koyacağım. Yani ben bunun derdini çekeceğim. Aile çekmeyecek ya. Aile lütfen bana karışmasın ya. Hatır işi değil değil mi hocam? Efendim? Yani evlilik hatır gönül hatır işi değil. Ya senin amcan kızıdır. Sen nasıl bununla evlenmezsin? Ya ben arzu etmiyorum. Bu amcam kızıdır. Gözümdür. Efendim benim her şeyimdir. Değerimdir. Ama ben ona kaynamıyorum arkadaş. Ben onunla yani karı koca hayatı yaşama imkanım yok. Bunu bana zorlamayın, dikte etmeyin, dayamayın ya. Böyle bir şey yok İslam'da ya. İnsan arzu etmediği bir insanla bir arada bir saat kalamıyor. İstemediğin bir adam, sevmediğin bir insan, nefret ettiğin bir insanla bir arada bir saat kalabilir misin? 5 dakika dayanamazsın. Kalsan azap çekersin. Evet. Gel ki bütün hayatını bununla geçir ya, bu olmaz ki. Bu zulmün danıskası, zulmün alası, zulüm işte budur. Karşı taraf da cahil, adam bırak evlensin ya. Yok, evlenmesine de razı değil. Peki itaat et, ona da yapmıyor. Ne olacak? Ne satılıyor ki satasın, ne atılıyor ki atasın. Nasıl olacak hanım koca? Yukarı tükürsen. Sen bir söyle yani. Tükürsen sakar. Nasıl olacak bu? İki arada bir derede kalır. Onun için aile kararıyla evlilik olmamalı. Bırakın insanlar arzularına göre evlensin kardeşim. Kadın da arzusuna göre, erkek de arzusuna göre. Şimdi belki bir kısım insanlar bana itiraz ediyor. Hissediyor gibi oluyorum. Ya o kızı bıraksan, arzusuna bıraksan ya davulcuya varacak, ya zurnacı. Ve kime varırsa varsın ya. İster zurnacı olsun, ister davulcu olsun ya. Onlar da insan değil mi? Yani davulcu olması, zurnacı olması insanlıktan çıkarıyor mu adamı ya? Madem öyle gönül vermiş, aklı da başında, aklı melekeler de tamam, belli bir yaşa da gelmişse, düşüncesine sahip bir insansa bırak kendi düşene ağlamaz ya. Madem istiyor öyle yapsın. Sonra aileyi huzursuz etmesin hocam. Efendim? Aileyi sonra huzursuz kendisi etmesin. Kendisini huzursuz eder. Bakın İslam her meseleye çözüm getirmiş. Bir kadın kendisine uygun olmayanla nikahlanırsa aile o nikahı bozabilme yetkisine sahip.
Uygun olmuyor, uygun değil, denk değil, münasip değil. Aile buna engel olabilir. Başta engel olamıyor mu hocam? Daha evlenmeden. Ya tamam ya, biliyorsa, farkındaysa engel olabilir. Adam farkında olmadı, böyle nikah kıyıldı. Evet hocam. Yine aile onu bozabiliyor. Anladım. Nikahtan sonra da bozabiliyor. Nikahtan sonra da bunu bozabiliyor. Evet hocam. Fakat genelde böyle değil yani. Hı hı. Genelde böyle değil. Kadın istiyor mu istiyor. Erkek istiyor mu istiyor. Ailelerin bir kısmı istiyor mu istiyor. Ha birilere inat ediyor. Yok ben vermem. Ver kardeş. Vermezsen patlak çıkar. Yanlış çıkar. Kız kaçar gider ya bu adamla. 20 yaşında kız, 20 yaşında erkek. Birçok vakada yaşanıyor hocam. Gider ya o. Nahoş vakada yaşanıyor. Sen ne yapacaksın yani? Evet hocam. Bunu öldürecek misin? Olmaz ha. Eyvallah hocam. Bunu bu raddeye getirmemek lazım bu işi. Bu işi bu raddeye getirmemek lazım. Değerli hocam, vaktimizi de bir dakika aşıyoruz. Son bir soruyla bitireyim. 80 bin diyor TL'ye aldığım ve yıllık 5500 TL'ye 5500 TL kira aldığım evin zekatı. Evi hocam 80.000 TL almış. Herhalde daha taksitleri de bitmemiş. Evin taksitleri. 5500 TL de yıllık kiraya vermiş bu adam. Zekatı var mı diyor izleyicimiz? Ne evin zekatı var ne 5500 TL'nin zekatı var. Hmm. Eğer daha başka paran yoksa, altının yoksa sadece buna zekat düşmez. Evet. Sadece buysa elindeki. Başka bir şeyin yoksa paran. Paran bunun yoksa bunun dışında bunlara zekat düşmez. Eyvallah hocam. Zekat düşmez. Hocam Allah razı olsun, istifade ettik. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da İslam Vahiyat programının sonuna geldik. Rabbim nasip ederse haftaya aynı gün, çarşamba günü 17 ile 19 saatleri arasında tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sizler de bizi Allah'a emanet ediniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.